Şimdi Ankara'da konuşulan bir başka konu da eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun zırhlı aracını teslim etmek için önce İçişleri Bakanlığı'na 3 defa bir yazı yazdı ama o yazıya cevap alamadı ama sonrasında da gidip aracı teslim ettiği yönünde haberler var. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Hı hı. Sayın Soylu kime ne mesaj vermek istiyor olabilir? Yani belli bir sürü mesaj veriyorlar. Bu özellikle MHP bu konuda çok seviyor mesaj vermeyi, işte çeşitli fotoğraflarla falan. Belli ki Soylu da oraya katılmış durumda. Bir defa teorik olarak böyle bir şeyin olmasını olumlu karşılarım. Keşke kabul edilse, yargılansa. Çok büyük suçlar atılıyor. Doğrudur, yanlıştır. Bunu biz kendi gözlemimiz olarak söylememiz doğru değil elbette. Varsın, bu araştırılsın, bakılsın. Ama bunun da bir oyun olduğu, yani herhalde Süleyman Soylu son dönemlerde pek kamuoyuna iyi anılmıyor. Sürekli fotoğraf çektirdiği kişilerin dosyaları çıkıyor. Yaptığı, bu ülkeye yaptığı hasar ortaya çıkıyor. Aynı iktidarın, aynı karar verici kişinin iki İçişleri Bakanlığı arasında ne kadar fark olduğu ortaya çıktı. Bir tanesi tüm suçluların yolunu açmış, neredeyse memleket bir mafya ülkesine dönmüş durumda. Diğeri de bunlarla mücadele ediyor. Sonuçta ikisi de aynı hükümetin bakanları. Bu bile ne kadar zarar gördüğünü gösteriyor Süleyman Soylu'ya. Sanırım kendince bir kendini yeniden konumlandırmaya dair bir çaba diye görüyorum. Dokunulmazlığının çok anlamlı bulmuyorum. Için sanmıyorum. Meclise de müracaat edeceğini söyledi. Sanmıyorum böyle bir şeyin hayat bulacağı. İşte kendine bir alan yaratıyor. Hı hı. Keşke olsa. Ben kişisel olarak olumlu oy veririm.